Stok yönetimine giriş. Ürün ve stoklar, WorkCube üzerindeki tüm işlem ve operasyonların merkezinde yer alan bir kokpit işlevi görür. Stoklar, sistem içinde bulunan ürünlerin sevk ve stok hareketlerinin yürütüldüğü bir modüldür aslında. Stok modülü ile gerçek zamanlı stoklarınızı görüntüleyebilir, esnek depolama, lokasyon, transfer planları yapabilir ya da basitleştirilmiş ürün lojistiği için seri ve lot no kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. Satış, satın alma, üretim, ürün ve faturalar üzerinden de stok hareketi yaptırabildiğimiz için finans modülüne varana kadar diğer tüm modüllerle entegre olarak çalışır aslında. Stok yönetimini de sağlıklı ve aktif bir şekilde kullanabilmek için her modülde olduğu gibi burada da bazı gereksinimler vardır. Öncelikle ürün detayı. Ürün detayında envanter yöntemi bulunur. Eğer stoklarımızı düzgün bir şekilde takip etmek istiyorsak, stok hareketlerini düşmesini istiyorsak mutlaka envantere dahi kutucuğunun işaretli olması gerekir. Sıfır stok ile çalış durumu ise siparişleri veriyorsak ve verdiğimiz bu siparişlerin de kesilmesini istemiyorsak, eğer eksideysek ve kesilmesini de istemiyor isek sıfır stok ile çalışı işaretleyebiliriz ve bu doğrultuda da siparişlerde herhangi bir durumu olmaz. Direkt olarak siparişleri alıp işlemlerimize devam edebiliriz. Daha sonrasında stoklarımızı tekrar artıya alt stoklar, WorkCube'deki ürün yönetim mantığı şu şekilde işler. Bir temel ürün sistem ürün yönetimi modülünden bir kez eklenir ve daha sonrasında eğer buna ait farklı renk, beden olabilir, farklı varyasyonları var ise yeni bir ürün kartı açmak yerine buradan alt stokları ekleyebiliriz. Buradan stokları manuel verebildiğimiz gibi sistemin otomatik olarak oluşturmasını da sağlarız. Stokların haricinde eğer kullanılıyor ise ürün özelliklerinin de mutlaka sistemde tanımlı olması gerekir. Ya da stok yönetiminde depo, lokasyon haricinde bir raf yapısıyla da ilerliyorsak ürün raf detay bilgilerinden ilişkilerini de kurabiliriz. Bunların haricinde, ürün detayımızın haricinde XML ayarlarımıza gidelim. Neler vardır? Sistem ayarları ve parametreler. Parametrelerdeki ayarlarımızı yapmamız gerekir. Onun haricinde şirket akış parametresinde bazı düzenlemeler yapmamız gerekebilir. Kullanılıyor ise işlem kategorileri, süreçler, bunların sistemde mutlaka oluşturulmuş olması lazım ki stok modülünü aktif bir şekilde kullanalım. Onun haricinde tabii ki her sayfada bulunan XML yapısı da vardır. Bu XML yapısının da mutlaka tanımlanmış olması gerekir. Kendi kullanımımıza bağlı olarak. Peki stok yönetiminin içerisinde neleri yapabiliyoruz? Hangi olanakları sağlıyor bize? Alış ya da satış irsaliyesi üzerinden yani mal kabullerimizi yapabiliriz ya da stoklarımızdan çıkabiliriz satış irsaliyesiyle. Depolarımızın arasında bir sevk talebi oluşturabiliriz. Bu sevk talebini oluşturmuş olduğumuz, daha doğrusu girmiş olduğumuz bu sevk talebini depolar arası sevk irsaliyesine dönüştürebiliriz ve depolar arasında da stoklarımızın gönderimini sağlayabiliriz. Stok ve spek virman işlemleri üzerinden, stok virman üzerinden aynı belgede giriş ve çıkışlarını sağlayabiliriz ya da spek virman üzerinden bir ürünün girişini sağlayıp farklı bir ürün olarak çıkışını da sağlayabiliriz gibi. Onun haricinde sayım işlemleri üzerinden belirli periyotlarla ya da dönem sonunda, dönem başında sayım işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Depoları sayarız. Eğer kayıp kaçak var ise bu depo sayımının sonrasında da sistem üzerinde bunları görüntüleyebiliriz. Aynı şekilde dönem başında stok açılış fişleriyle stoklarımızı da sistemde açılışlarını yapabiliriz. Bununla beraber stoklarla ilgili neler yapabiliriz? Serilerimizi oluşturabiliriz. Sevkiyatlar yapabiliriz. Bu sevkiyat yapmış olduğumuz ekipleri planlarız, sevkiyatlarını yaparız, sevkiyatlarımızın sonuçlarını gireriz. Bu işlemlerin hepsi stok modülünün altından sevkiyat lojistikle beraber ilerlenebilir. Bütün bu işlemlerle birlikte aslında bizim stok işlemlerine de kayıt atar ve dolayısıyla da stoklarımız oluşur. Detaya gidelim. Yapmış olduğumuz işlemler neticesinde stok detaydan da bunları görüntüleyebiliriz.
Ne kadar sipariş aldık, ne kadar siparişimiz bekliyor, üretim emirinde göndermiş olduğumuz rezervede bekleyenler var mı, ithal mal girişleri ya da satış yapmadığımız yani depolarımızda var, ayırt ettiğimiz ürünler olabilir, satış yapılamaz lokasyonu belirleriz ve ürünleri orada tutarız gibi bunların bütün detaylarını stok detay altında takip edebiliriz. Stok stratejileri oluşturabiliriz. Minimum, maksimum stok üzerinden seviyelerimizi belirleriz. Acil durumlarda yeniden sipariş noktasını belirler ve bu doğrultuda da ilerletebiliriz. Burada önemli olan yapmış olduğumuz ayarlarımız ve bu ayarların sistemde uygulanabilirliğidir aslında. Bütün bu düzenlemeler sonrası stok yönetimine giriş yapmış oluyoruz.